Betir'le futbol heyecanı başlıyor. İyi akşamlar. Getir'in sunduğu Nakaf'la karşınızdayız. Fenerbahçe Karagümrük karşısında kazandı ama kazanırken çok zorlandı. Skor 2-1, ilk yarıyı 1-0 yenik durumda kapatan Fenerbahçe ilk ikinci yarının başında bir penaltı golüyle Tadic'le beraberliği sağladı. Ardından yine Tadic akan oyunda bir gol daha attı. 2-1 öne geçti Fenerbahçe ama maçın esas sıkıntılı kısmı bu dakikadan sonra başladı. Nakaf'ta Önder Özen'le ve uzaktan bağlantıyla Serdar Ali Çelikler'le beraberiz. Hemen Serdar Ali'den başlıyorum. İyi akşamlar Serdar Ali, selamlar. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Merhabalar. Merhaba. Saygılar. Ya 2-1 Fenerbahçe kazandı. Görünen dolu kısımda bir 3 puan var ama son yarım saat Fenerbahçe organizasyondan uzaktı. Rakibin baskısını gördük. Fenerbahçeleri oldukça kaygılandıran bir maç oldu. İsmail Hoca'nın bir dokunuşunu göremedik. Göremiyoruz. Kusura bakmasın, 15 günlük milli arayı biraz balık tutarak geçirmiş. Ne yeni bir fikir var, ne yeni bir mantık var. Bu maçı kazanalım da ne olursa olsun diye çıkmış. Fenerbahçe son derece önemli bir 3 puan ve bolca hocasıyla ilgili soru işaretleriyle dolu bir maçı geride bıraktı. İnanılmaz kötü bir ilk yarıdan bahsedebiliriz Fenerbahçe açısından. Çünkü üretim yok. Asıl daha kötüsü, yani daha sorgulanması gereken iki tane konu var. Birincisi, Fenerbahçe'yi bu zamana kadar getiren ve hep övgülerimize sebep olan 3 tane numarası vardı. İşte önde pres ve baskı. O kırıldı. Çünkü onu artık yemiyorlar, yani uzun vuruyorlar falan. Bir şekilde çıkıyorlar. Ona karşı bir alternatifinin olmamadığını gördük. İki, sete çıkarken çok hızlı davranabiliyorlardı. Artık o davranışı gösteremiyorlar. Bugün Tadic 2 tane golle kahraman gibi gözükse de çok çok farkındayız ki o da son 4-5 haftanın formsuzluğunu sürdürüyor oyun olarak. Simanski'den başka da orta alandan başka gole gidecek bir oyuncusu yok Fenerbahçe'nin. Bunu ne Crespo'da ne İsmail'de gördük. Yani Fenerbahçe'yi 10'da 10, işte 15'te 15, 19'da 19 bilmem ne yaptıran asıl meseleler çözülmüş gibi gözüküyor. Bir, daha da kötüsü, yani ikinci büyük sorun, deplasmana hoş geldin Ankara Gücü gibi oynadı yani. 74'ten sonra tamamen deplasman takımı mantalitesi. 74 ile 106 arası, 96 arası bir Anadolu takımı görüntüsü. Hiç yakışmayan hareketler, hiç yani hem Ceko'yu hem İrfan'ı çıkartmak, kör değneğini bellemiş gibi ezbere hareketler. Önde topu kim tutacak peki? Yani senin rakip dalga dalga üstüne gelince senin rakip yaradan topu tutup savunmanı öne çıkaracak adamlar kimler? Ceko ile İrfan. Yani mesela Tadic 87'den önce çıkmaz diye bir kural mı var? Veya Sebastian Szymański çıkmaz diye bir kural mı var? Zaten sarı kartlıydı oynadığında. Neymiş? Kontrata çıkalım. Tam böyle küçük takım mantalitesi hareketler, hiç sevmediğim şeyler. O yüzden ciddi soru işaretlerim var. Ne bir duran top organizasyonu çalışmışlar. Yazık olmuş yani, bu süreyi boşuna geçirmişler. Onu söyleyeyim. Ben Fenerbahçe'nin sağlık ekibinin de efendim işte physical trainer'ının da soru işaretleri olduğunu düşünüyordum. Ve diyordum ki hani katkıda bulunsunlar. Acaba kadroya hani bir yeni bir fizik antrenörü mü alınsın? Efendim doktor, acaba daha iyi doktor mu bulunsun? Ne bileyim işte bir takım takviyeler mi yapılsın filan diye düşünürken kulübeye takviyeyi ciddi düşünmek lazım. Belki de kaleci antrenörü düşünmek lazım. Belki hocamın da söylediği futboldan gelen bir yardımcı düşünmek lazım. Hocam bak 74 gene bunları çıkartıyoruz. Gene İrfan'ı çıkartıyoruz. Falan yapmayalım. Topu tutamayacağız önde. Adana Demirspor'a bunlar çıktıktan sonra iyi gittiğimiz maçta kötü gittik. Gel bir Ceko ile Batshuayi'yi bir deneyelim diyebilecek bir delikanlı lazım özetle. Özetle bir aman efendim, Sepet efendim değil, bir delikanlı lazım. Durumu idare etmek yani, değil artık bazı şeyleri kontrol etmek. Evet diyor. yani Trabzonspor maçında 74 dakika neyi değiştirelim, hangisini alalım, hangisini kitlenmeyi çözecek bir adam lazım yani. Ben kulübeyle ilgili soru işaretlerim çok arttı. Hem teknik adam boyutuyla hem yardımcıları boyutuyla. Soru işaretlerim çok arttı.
Ya şunu açık konuşalım. İsmail Hoca gidecek hali yok. Yani İsmail Hoca'yı gönderin, Önder Özen'i getirin. İsmail Hoca'yı götürün, Volkan Demirel'i getirin. İsmail Hoca'yı gönderin, efendim bir tane yabancı getirin diyecek halimiz yok. Öyle bir şey gerçekçi de değil. Ama kadroya yani şeye kadro takviye lazım, o belli yani. O bence çok çok soru işaretli ya. Bu milli aradan böyle dönmemesi lazımdı. Bu takımın. En azından bir duran top görelim abi. Ya bir kornerde bu kadar uzun takımda değil mi? Samet var, Osterwelde var, Ceko var. Şey de İsmail var. Dört tane uzunum var abi. Bir korner organizasyonu görelim değil mi? Hani bir tane ön direk yapalım. Ha bak yeni bir şey çalışmışlar diyelim yani. Yok balık tutmuşlar. Hayırlı olsun. Önder Özen'e dönüyorum. Kusura bakmasın İsmail Hoca. Buyursunlar tabii hocam, merak ediyorum. Hocam sen nasıl okudun? Serdar bunları söylüyor. Ben Serdar'a birçok konuda katılıyorum. Gözlemleri yerli yerinde doğru. Benim de altına imza atacağım şeyler. Tabii ki atmayacaklarım da var ama büyük oranda hepsine katılıyorum. Şimdi maça bir kısa göz atacağım. Şimdi skor 2-1. İyi mi? İyi. 3 puan. Oyun nasıl? Oyun bir bölüm var. 11 dakika sürüyor. Maç 90 dakika, uzatmalarla beraber 100 dakika ama 11 dakikanın dışında Fenerbahçe iyi futbol oynamadı. İyi oynadı 11 dakika, notlarıma tekrar bakacağım. 25 ile 36 arası. 11 dakika bir gaza basmış, topu geri kazanma süresi hakikaten orijinal. Yani fabrika ayarlarında gibi. Fred'in olduğu dönemdeki gibi düşmüş. Topu geri kazanma süresinin çok düşmesi sebebiyle atakta bir süreklilik yakalanmış. Üst üste pozisyonlara girilmiş. Pozisyonlar klasik Fenerbahçe ezberine çok yakın. Hemen söylüyorum. 25'te Şimanski yayın içinde. Tam yayın içinde. Tam yayın ortasında. Kaleyi cepheye almış. Bir vuruş yapıyor. Gol olabilir mi? Olabilirdi. Zaten hep Ceko indirdi. Şimanski vurdu. Doğru. Ceko'nun indirdiği pozisyondan bahsediyorum. Yani Ceko'nun indirişi tesadüf değil. Bu çok tekrar gördüğümüz. Şimanski'nin vuruşu çok tekrarla gördüğümüz bir şey. 34'te bir kombinasyon var. Şimanski yine tam kutunun üstünde, ceza sahasının üstünde serbest kalmış. Tadiç getirmiş topu. Ona vermiş. Vuruşunu yapmış. Tadiç'in verme sürpriz değil. Şimanski'nin vuruşu sürpriz değil. Bunlar Fenerbahçe'nin oyun pratiğinde olan şeyler. 35'te serbest vuruş var. İşte kazanılıyor. İşte üst direkten geri geliyor top. Asıl önemlisi benim için 10 saniye sonra Mert Şimanski'ye 6 pasta gole hazırlıyor. Şimanski topu dışarı atıyor. Bunlar Fenerbahçe'nin ezberinde olan işler. Fenerbahçe'nin oyun pratiğinde olan işler. Bunlar bardağın dolu tarafı ama yani 100 dakikada sadece 10 dakika olmaz. Yani Serdar Ali'ye katılıyorum. Bu görüntü iyi bir görüntü değil. Hele maçın sonu Dandun'la Fenerbahçe maçı bitirmeye çalışıyor. Dandun'la çıkmaya çalışıyor, o olmaz. Deplasmana hoş geldin Ankara Gücü. Yüz doğru. Değişikliklere geleceğiz. O konuda da Serdar'la aynı fikirdeyim. Şimdi Trabzon maçında demirleme normaldir. Yani benim de bu seviyede gelmediyse benim de ikincilikte başıma geldi bunlar. Bazen beklenmedik şeyler olur sahada ve hakikaten demirlersiniz. Psikolojik olarak demirlersiniz. Arkanızdan dürten biri yoksa, size yardım edecek birisi yoksa, bir omuz verecek birisi yoksa da o demirlemeyle hep beraber kalırsınız. Yedek kulübesi komple çökebilir yani. Ben öyle kulübelerde bulundum daha evvel. Ama bu maç öyle bir maç değil. Yani demirleyeceğiniz maç değil. Ve yine değişiklikler 74. dakikayı bekliyoruz. Neredeyse maçın 4'te 3'ü bitti ve harika da gitmiyor iş bu arada. Harika gitmiyor. Buna rağmen değişiklikler gelmiyor. Peki geldikten sonra ne oluyor? Fenerbahçe'nin Dandun'a başladığı bölüm. Evet, değişiklikler de aslında bir top yaramadı. Kalacak, top kalacak iki oyuncu çıktı. Bakın maçı bitirmek iki şekilde bitir, üç şekilde biter maç. Bir, fiş çekecek golü atarsınız. Biter. İki, top kalır. Üç, derin savunmalı Dandun çıkarsınız. Dandun burada olmaz. Kadıköy'de olmaz. Yani derin savunma Dandun çık olmaz o Kadıköy'de. Kim olursa olsun rakip olmaz. Olmamalı. Yani rakibiniz çok Avrupa'yı bir ekip de olabilir. Yani böyle olmamalı. Fenerbahçe'nin yani genetik yatkınlığı buraya değil. Başka bir şeye. Şimdi mutlaka Cengiz'in varlığıyla işte bir hızlı hücum planlanmış olabilir. Nispeten şey kaleye doğru koşarak giden atan bir oyuncu Batshuayi.
Hani orada bulunarak değil, kaleye doğru giderek atabilen bir oyuncu. Belki böyle planlamış olabilirsiniz ama pasörler çıktı oyundan. Onlardan bir tanesi İrfan. Yani top kalsın derken İrfan'ı orta sahaya getirmek de var. Tempoyu düşürmek de var. Aldım verdim, ben seni yendim demek de var. Yani alacaksın, vereceksin, maçı bitireceksin. Bu da var. Sadece dandun, yüksek çık, işte vur topun arkasına gitmeye çalış, o olmadı. Bu görüntü yani şampiyon yapacak, bakın Fenerbahçe şampiyon olur. Ama bu görüntüyle değil. Dolayısıyla Serdar Ali'nin milli takım arasının iyi değerlendirilmediği görüşüne katılıyorum. Kornerler ve duran toplarla ilgili görüşüne %100 katılıyorum. Çünkü tıkır tıkır işleyen bir takımınız vardır. Sezon başında olduğu gibi. 19'da 19 yapan takım olduğu gibi. İşte Fred'lerin, Bekaoğlu'nun, Cikuların, o sahillerin oynadığı takım. Siz bir şey yapmasanız da o takım işi görür bir şekilde. Yani ciddi bir kaliteye ulaşmış, ciddi bir fizik kaliteye de ulaşmış aynı zamanda. Bir şekilde işi görür. Ama böyle handikaplı hallerde, dezavantajlı hallerde daha doğrusu artık sizin yeni bir şeyler bulmanız gerekiyor. Onlardan bir tanesi duran toplar olabilirdi gerçekten. Servis için çok uygun oyuncular var. İrfan da serviste fena değildir. Tadiş de serviste gayet başarılıdır. Ferdi de serviste kullanılabilir. Duran top servislerinden bahsediyorum. Ceza sahası içinde çözümler de var. İlla yüksek atmak da zorunda değilsiniz. İlla işte stoperlere bir oyun hazırlamak zorunda değil. Bir tane kısa korner görebilirdik mesela. Bugün Samsun Beşiktaş maçını seyrettik. 5 tane 6 tane kenar serbest vuruş ve kornerler dahil duran topu oldu Samsun'un. Her biri ayrı ayrı yani data bankınıza koyabileceğiniz güzel, iyi çizilmiş, iyi de uygulanmış setlerdi. Şimdi bunlar zorunlu haller. Yani cephedesiniz. Cephane bitmiş. Yani erimiş cephane. 4 tane özel oyuncu eksiğiniz var. Artık cepheye yeni cephane sürmeniz lazım. Onlardan bir tanesi bu milli maç arasında hazırlanacak duran top setleri olabilirdi. Onu görmedik. Dolayısıyla ikinci yarı Fenerbahçe iyi top oynamadı. Çevirmiş olmasına rağmen iyi top oynamadı. Bazen maçları kötü oynayıp da kazanabilirsiniz. Bu da lazım. %100 lazım. Ama bu da o dönem bu dönem değildi. Ne söylüyorum ben yıllardan beri? Büyük takımlar üst üste iki maç olmaz. Şimdi bu üçüncü maça geliyordu. Yani Demirspor maçındaki Fenerbahçe'yi ben çok beğendim bu arada. Yani bence kazanacak oyunu fazlasıyla oynadı. Berabere bitti. Ama kazanamadıysanız artık burada çok sert başlar başlamaz. Yani yarım saatte fişi çekecek bir oyunu oynamalıydı Fenerbahçe takımı. Eğer olmadıysa da en azından maçın sonunu seyircisine ıslık çaldırarak değil, işte maç bitsin diye hakeme işte uyarılarda bulunarak değil, daha işte al gülüm ver gülümle bitirebilecek. Rakibi hiç umut vermeden bitirebilecek bir oyun çıkmalıydı. Bir anketimiz var programın başında, verelim hemen. Fenerbahçe'nin oyunu ile ilgili, Fenerbahçe'nin oyununda düşüş var mı aslında? Yani burada herhalde seyreden herkesin cevabı bellidir ama. Hayır diyen yok, çıkmaz. Hayır diyen çıkmaz. Ben yani hocasının şimdi Ankara Gücü hocasıymış gibi açıklama yapmasını da bekliyorum ve orada çok da daha fazla soru işaretim artacak. Nasıl bir açıklama sence Serdar? Bu maç için yani iyi oyun önemli değildi. Bu maç için önemli olan milli ara dönüşünde 3 puandı. Şimdi bir tekrar hafta içi bir maçımız var. Onu kazanır, ondan kaybetmeden dönersek. Bak, kaybetmeden dönersek lider bitirmeyi garantiliyoruz. Ondan sonra işte sonra Sivas ve Beşiktaş maçı var. O zamana kadar eksiklerimiz de dönecek. Daha iyi olacağız. Çok da önemli değil mi ama ya? 3 puan almak böyle maçta. Bir de şöyle bir şey var. Buraya da Fenerbahçeliler var. Ya zaten 3 puan önemli. 2 stoper sakat. Fred yok. Ne yapalım baba sağ, yani? 2 stoper sakatsa biz sağdan mı çekilelim abi? Ne yapak yani? O zaman bu adamları beslemeyelim biz abi. Yani Samet diye bir futbolcumuz olmasın bizim kardeşim. Osterwalde diye futbolcumuz olmasın yani. Bekao'yu sakatladınız kardeşim. Bekao sakat sakat oynuyordu ya. Adam her maç arka baldırını tutup da çıktı. Görmedi, ne doktorunuz gördü, ne şeyiniz gördü. Patlattınız kasını. İşte yok. İki stoperimiz Ciku. Adamın ayağı kırılmış. Kardeşim adamın ayağı kırılmış. Spartak Tırnava deplasmanı. Yapmayın bak. Dönelim bakalım tarihlere yani. Bugün tam 4 hafta oldu. 4. Fred'in gideşinin tam 4. haftası. Hani 3 haftada dönüyordu. Hadi tamam Perşembe'de oynatma. Pazartesi Sivas maçı da oynayacak mı? Emin değilim ondan da. Ya bu Can Keleş. Ben tutturanlar kulübü yapıyorum işte ben hafta içi
bir sonraki oynanacak maçlarla alakalı bir takım yorumlar yapıyorum. Süper Lig'de de maçları izliyoruz. Dedim ki ya bu Can Keleş bak çok formda adam. Karagümrük'ün şeyi sol kenar oyuncusu Can Keleş aşırı formda. Ama senin şeyin onu görememiş demek ki. Analistin. Çok da şimdi alternatifi bugün, var mıydı Serdar Ali? Yani çünkü kadroda eksikler var ya hani alternatif olarak yani Mert Müldür oynadı bugün ki oranın doğal zamanda milli olmuş futbolcu ve doğru, havuzda da doğru. Var. Ya yok genel söylüyorum ben yani genel bir şey söylüyorum. Mert bak senin rakibin şey ne derler? Formda bir oyuncu. Samet sen de ona destek çık filan dersin. Ya da ya bunlardan da önemlisi şu. Yani kardeşim 74'te sen 82. dakikada Adana'da İrfan'la şeyi çıkarttın. 77 mi 78 mi? 78'di galiba. İrfan'la Ceko'yu çıkardın. Batshuayi ile Cengiz'i aldın. Maçın tek hakimiydin. Maç bitti. Doğru. O dakika itibariyle maç bitti. Yani 83. dakikada fiş çekildi. Şimdi sen aynı kör değneğini bellemiş gibi ezberli hareketle ki bu maçın adamı gene İrfan. Hiç kimse anlatmasın Tadiç'tir, Şimanski'dir bilmem nedir diye. Haftalardır İrfan taşıyor takımı. Ya bu çocuğu niye çıkartıyorsun 74'te ya? Ya Cengiz girecekse geç Tadiç çıkart Cengiz'i al oraya. Yani Kinki al. 87'de girebiliyorsa 74'te de girebilir yani. İrfan'ı ortaya çek hocamın dediği gibi. Crespo sarı kartlı, Şimanski sarı kartlı birini çıkartsana. Yani hep aynı saçmalıkları niye yapıyoruz yani biz? Ceko'yu niye çıkartıyoruz mesela? Ceko bugün yani ileride sana top tutacak. Hakeme etkileyecek, duran top savunmasına sana katkı sağlayacak bir adam mesela. Niye çıkartıyoruz? Niye biliyor musun? Adana Demirspor maçında trip yaptı diye. Şimdi bunlar ufak küçük takım hareketleri. Yani bunları anlıyoruz artık biz yani. Ben gene bak çıkartırım seni filan. Bunlara gerek yok yani. Adam kötü değil. Formsuz değil. Bugün için konuşuyorum. Şey ne derler onun adına? Yani sana tam böyle geri çekiliyorsun madem. Şişirirsin. Topu tutar. Adamların stoperini çıkartmaz. Orta sahaya gelir iki pas yapar. Yani, neden yani Ceko ile yani tabela kenara Cengiz'le Batshuayi geldiği zaman şimdi İrfan'la Ceko'yu çıkaracak demeyen Fenerli var mıydı? Ya biz de tabii sen ne dedin mesela? Ya ben İrfancan'ın çıkartmaması gerektiğini biz aramızda konuştuk. Ya en iyi oyunculardan biz üçümüz de Mehmet Ertaş'la siz de ben de tahmin ettik. Katılmadık ama tahmin ettik. Yani. Katılmadık ama tahmin ettik daha güzel ifade etti Önder abi. Katılmadınız ama tahmin ettiniz. Herkes tahmin etti. Bugünkü kadroyu da herkes tahmin etti. Yani Fenerbahçe kadrosunun 11'ini vermenin bir şeyi yok artık yani. Ne derler onun adına? Bir önemi yok. Ben demiyorum ki şapkadan tavşan çıkar, Jesus gibi her hafta bir saçmalık yap falan. Onu da demiyorum yani. Ama bazı ezberlerden çıkalım. Ezberler demiş de geçen sene bu vakitler yine benzer şeyleri konuşuyordunuz siz burada, ben başka bir mecrada. Jorge Jesus da deşifre olmuştu ve ardından çorap söküğü gibi puan kayıpları geldi. Aynı boyutta bir deşifre olmuşluk mu? Bu takım biraz daha alternatif var mı? Çünkü geçen sezonki hep aynı şeyi oynamaya çalışan bir takımdı. Ya yok başka şimdi bu başka bir oyun bulabileceğini sanmıyorum bir kere ben her şeyin başında. Yani bugün beğenilmeyen yerden yere vurulan Allah belanı versin denilen Jesus. Bence çok iyi bir A planı vardı. Deşifre olduktan sonra çok hemen olmasa da başarılı bir B planı buldu. Başarılı bir B planı buldu ve kupayı aldı o B planıyla. Ligi de işte ikinci bitirdi. Derbilere bir çözüm bulamadı. Üstelik ittifakla kabul ediyoruz ki bu kadronun kalitesi o kadronun kalitesinin çok çok önünde. Yani Jesus'un kadro kalitesi daha gerideydi. Ha Jesus'u ben neden eleştiriyorum? Ulan bu kadroyu da sen kurdun yani şimdi. Avukatın Lizel'e bilmem ne işte futbolcular getirttirdin. Sakal yaptın bilmem ne yaptın diyorum yani. Şimdi oradan eleştir adamı. Ama adam hem A planını hem B planını uygulayabileceği ölçüde uyguladı. Galatasaray 14 maç kazandı. Şeyi aşamadı ya.
farkı. Atıp gidemedi yani. Adam hani herkesin küfür ettiği adam, işte futbolcuların sevmediği adam tırnak içinde. Değil mi? Nefret edilen hoca. Bütün futbolcuların ittifakla kardeşim kesinlikle gitsin dedikleri hoca takımı tutabilmiş yani. Şimdi bunları göz ardı etmeyelim ya. Burada Jesus güzellemesi yapmayayım da. Şunu demeye çalışıyorum. Yani İsmail Hoca'nın ben başka bir plan bulabileceğini de sanmıyorum. Şimdi diyecek ki biraz daha çalışacağız. Biraz daha tempoyu arttıracağız. Arkadaşlarla konuşacağız. Tamam, ben şapkadan tavşan çıkartma da. Bir fark görelim abi. Bir duran top görelim hiçbir şey olmasa yani. Serdar, çok özür dileyerek araya giriyorum. Çünkü belli ki biz daha çok konuşacağız. Bir soluklanalım. Ayrıca enerjiye de ihtiyacımız var. Bence bu program daha çok uzun gider. Bu pilavda çok su kaldırır gibi gözüküyor. Ben şimdi, sen burada değilsin ama ben bir Getir'e girip bir Red Bull sipariş edeceğim. İkincisi de %70 indirimli arkadaşlar. O zaman bana da söyleyin. Evet. %70 indirimli sana vereceğim. %70. Büyük, bu devirde... Büyük mesele. Bir saniye şurada. Baba evladına yapmaz ya. Evet. Hocam senin oğlanlar haklı hocam. Öyle. Kemal'le Onur haklı hocam bak. Kemal'le Onur'a da ben söylüyorum buradan. Sipariş. Red Bull söylüyorum. Red Bull siparişi güzel. Veriyorum Kemal'le Onur'a. Getire teşekkür severler. Ediyoruz. Severler. İyidir. Kemal'le Onur haklı hocam. Tadiç'te ben onlar gibi düşünüyorum. 5 haftadır kontenjan senatörlüğünde oynuyor. Bak 2 gol attığı maçtan sonra söylüyorum. Evde tartışacağız bakalım. Nasıl olacak? Evde ben oğlanların tarafındayım. Biz konseyi kurarız. Ben dönünce. Hocam o ilk yere neydi ya? Sürekli onu öyle yaptım, bunu böyle yaptım. Ulan bir top at, bir pas, gol at yani. Bırak el kolu yapma. Ya özür dilemekten kolu yoruldu herhalde. Yani sürekli işaretlerden ben de... Anlatma babacığım, işaret dilini bir bırak ya. Doğru. Ya hanginiz penaltı atılırken, kaç tane Fenerbahçeli topun başında penaltıdayken %100 gol olur rahatlığındasınız? Ben değilim en azından. Ya bunların hepsinin tartışılması lazım. Söyleyeyim. Yani 87 dakika... Söyleyeyim mi? Söyle. 82 penaltı atmış kariyerinde. Kaçı goldür? 68'i. Yok, 79. 69. 69. 13 tane kaçırmış 68. Yani. Tam XG. 68 dedim. TV'daki arkadaşım Niko'ya teşekkür XG'nin ediyorum. XG'nin tam penaltıya karşılık geleni. Aşağı yukarı. Evet. Tadiç'in bu maçtaki performansı da bu şekilde... İki gol tabii, biri penaltı, diğeri Şimanski'nin ve o atak da aslında İrfan Can Kahveci'nin getirdiği, düşmediği, tabii ayakta canım, kaldığı. Tabii. Penaltı da İrfan. Penaltı da İrfan. Evet, hava topunda. Yani bugünün de... Çocuk ne yapacak abi ya? 74 dakika, ya 74 dakika pozisyon bunları yapmış bir adam. Yorulmamış, sakatlanmamış. Daha ne yapacak bu çocuk yani? Niye oyundan alınıyor abi? Milli maçta da en az hırpalanan Fenerbahçeli evet, oyunculardan abi. Biriydi. Yani İsmail'le Ferdi daha fazla süre aldı hocamın dediği gibi. Yani bu çocuğu niye çıkarıyorsun abi sen? Tabela kalk, Cengiz gir, İrfan çık. Hadi canım sen de. Tadiç açıklamaları var, hemen bakalım. Bir sayfa. En iyi oyunumuzu oynayamadık. Daha iyisini yapabilirdik, ancak iyi olan şey takımın karakter göstermesiydi. Taraftarın oluşturduğu güzel atmosferle galibiyet aldık. Bu maçta analiz edeceğimiz şeyler olacak, ancak bazen bu tip iyi oynayamadığınız maçlar olabiliyor. Dolayısıyla böyle maçlarda 3 puan almak çok önemli demiş. Şunun farkında, iyi oynanmıyor. Aslında maçta olanlarda Tadiç'in protesto edildiğine işaret ediyor. Tadiç de ikinci golü attıktan sonra olgunlukla bunu karşılayıp biraz da herhalde tecrübesini konuşturur değil mi Önder Hoca? Bence de. Ya o elektriği aldı şeyden. Yani ben kendim duymadım şeyi. Televizyonda duyma şansım yoktu ama oğlumla konuştum. Onlar statta. O söyledi, baba işte Tadiç'e bir protesto var falan filan diye. Şaşırdım ben. Olmaz. Sezon akarken olmaz. Yani o formayı giydiyse, oraya çıktıysa ıslıklamak, protesto etmek doğru değil. Yani küçük bir grup bile olsa yine de doğru değil. Öbür tarafa gelecek olursak, şimdi siz bu arada ama... hızlı e-ticaret altyapısının adresi İKAS'la 11'imizi de verelim. Fenerbahçe 11 lütfen. Evet hocam. Şimdi Samet'le ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Milli maç bitti. Zannederim şey maçıydı. Galler maçı bitti. Maçtan sonra kendisinden de görüş aldılar, şey aldılar. İşte Flash'ta onun da röportajı vardı. Maç çıkışında. Sabır dedi. Daha iyi olurum ben dedi. Daha çalışırım dedi. Şimdi bir tarafıyla iyi niyetini görüyorum şundan dolayı. Şimdi 3-4 defa
Tıpkı Bekayla Cikun'un yaptığı gibi kucaktan çıkan Santfor'u takip etti. Şimdi normalde stoperlere deriz ki 7-8 metre takip et, sonra dön. Henüz almamışsa. O yani göbeği boşaltma, merkezi boşaltma deriz. Şimdi Ankara Gücü maçından itibaren şeyi göstermeye çalıştık. Bekao imha edene kadar devam ediyor. Şimdi imha edene kadar devam eden bir stoperiniz varsa, edeceği de bankoysa, sağ bek biraz yaklaştığında orada işi çözer. Yani stoperle sağ bek yaklaşır. Hani şu meşhur half space meselesi var ya. Yani bek stoper arası. Orayı biraz kapatırlar. Biraz daralırlar. Biraz içeri gömülürler. Biter, konu kapanır. Ama şeyde, kitapta da diyor ki, stoper el kitabında, küçük kullanımlı. Stoper el kitabında. Yeni başlayanlar için. Yeni başlayanlar için. Çık. Kucaktan çıktıysa stop, Santfor takip et. Eğer çok uzaklaşırsa gitme. Dön. Mevkiine dön. Şimdi Samet kardeşim bir çıkıyor, imha edemiyor. Dört kere oldu bu. Evet. Bir tanesi de gol oldu. Bakın dört kere yaptı. Bir tanesi gol yedi Fenerbahçe takımı. Diğerleri de net fırsatlar oldu aşağı yukarı. Yani gole çok yaklaştı Karagümrük takımı. İki, madem bunu yapın, o zaman el kitabına bak. El kitabı diyor ki çık, dön. Sonsuza kadar gitme. İmha edemeyeceksen gitme. Şimdi Samet iyi niyetiyle, belki Bekao nasıl vazgeçilmez oldu, Cikun nasıl bu kadar aranıyor, onlara bakarak doğrusu bu mu acaba deyip gidiyor, ama şimdi bu adamların şöyle bir ortak özelliği var. Bir kere Cikun'un ayakları çok çabuk, Cikun'un küçük adımları da var. Stoper için hem büyükleri atabilmek hem küçük adımları atabilmek çok özel bir durum. Her stoperde yoktur. Küçük küçük takip etmek veya büyük büyük takip edip pozisyon olurken, yani santfor topla buluşurken adımları küçültmek, baskıyı yapmak, hemen bunlar küçük adımları olan çabuk stoperler için evet. Ama Samet zaten çabuk bir stoper değil. Sıkıntı bu. Oradan 4 pozisyon oldu. Artı bugün şuna şaşırdım. Şimdi Fenerbahçe takımı oyunu geriden kuracak. Karagümrük takımı stoperleri aldırıyor. Hani bazı takımlar vardır, gelir stoperlere de baskı yapar, aldırmaz. Yani Livakovic topu yere bıraktığında stoperlere de basar. Ya Karagümrük stoperlere basmıyor, aldırıyor. Aldırdıktan sonra baskıya gitmeye çalışıyor. Böyle bir durumda neden Crespo sol bek gibi, neden veya iki stoperin arasına giriyor, neden şeye giriyor? Yahu zaten aldırıyorlar stoperleri. Yani birisi bunu İsmail, evet çık, gelme oraya, sıkıştırma, çık şuradan. Çık şuradan neden söyledim? 3 sene evvelki 4-3 mü bitti o Beşiktaş? 5'ti. Beşiktaş yendi şeyi. Fenerbahçe'yi. Kadıköy'de. 4. Pandemi zamanı. 4-2. Şey, seyirci yok. 4-3, 4-3 hocam. 4-3 Erol Bulut zamanı. 4-3. O maçta yorumcuyum ben. Statta maç. Tabii seyircisiz oynandı. Tam da Beşiktaş kulübesinin arkasında izliyorum maçı. Beşiktaş bir türlü çıkamıyor. Rıdvan'ın yüzünden çıkamıyor. Çok geride olduğu için. Yani Fenerbahçe stoperlere basmıyor. Doğal olarak da Rıdvan'ın orada taç çizgisine çıkmasına gerek yok. Çık, boşalt orayı. İçinden tam biri bunu söylemesi gerekiyor derken Sergen Yalçın atladı. Çıksana şuradan diye. Rıdvan çıktı, makine dönmeye başladı. Evet, Josef orayı boşalttığı zaman dönmeye başladı makine. Şimdi sizin stoperlerinize baskı yoksa, orta sahadan birinin gelip Ferdi'nin arkasına, öbürünün İsmail'in de gelip Mert'in arkasına girmesine hiç gerek yok. Oyunu dörtlü kurmayın, ikili kurun ya. Stoperlere baskı yok. Yani tabii. ilk devre böyle heba etti Fenerbahçe takımı. Yani Crespo'nun ortasına baskı. Oraya gel. Evet. Yani şimdi burada kenarlarda veya stoperlerin arasında topu aldığınızda hattı düşürmüş olmuyorsunuz. Bir sayısal üstünlük arkada yakalıyorsunuz ama sayısal üstünlüğe arkada değil, önde ihtiyacınız var. Siz önde top isteyin, koridoru bulun, pasın açısını bulun, onu yakalayın. Stoperlerin ayağından çıkacak top bir bloğu kırsın, bir duvarı delsin. Bu Fenerbahçe'yi karşı kaleye götürecek. Bu oyunda çok belirgin üstünlük aldıracak. O yüzden Serdar Ali'nin söylediği, yani kenardan bazen antrenör, teknik direktör göremeyebilir. Biri omzu atacak orada. Şunu şuradan çıkartalım diye. Gerekiyor.
Ya İlk 2017'den beri hocam, 2017'den beri sizin bahsettiğiniz bu pas mevzusu, hat kıran pas var ya. Peking ve impact diyorum, Peking ve impact. Evet. Ya bunu anlatamadık biz ya. Sağdan sola, soldan sağa, benden bizim oğlana ya pas zannediyoruz biz. İşte bunlar hem oyunu yavaşlatıyor, seyircinin de temposunu düşürüyor. Yani siz çabuk çıktığınızda seyirci de sizle beraber. Seyirci sizden önce gidiyor zaten rakip kaleye. Ya tabii. Bakın o Feneryum'un karşısındaki türbün yok mu? Bağdat Caddesi hocam, tarafındaki. Evet. Orayı bilirsiniz yani. Oranın alt katı yıllarca sağ bek sol bekle beraber gitti geldi ya. Gitti geldi yani. Bek bindirmeden önce türbün bindiriyordu. Şimdi siz hızlı oynarsanız türbün bindirir. Ama siz yavaş kalırsanız türbün de düşer. Siz ne dediniz hocam? Crespo içeri geliyor. Evet. Ne oluyor? Jaden. Crespo. Samet. Samet. Buradan paslaş. Paslaş sabaha kadar paslaş. E tabi. Ama öbür Samet buradan da oyun... veya Jaden topla çıkarsa sen önde biraz fazlalaşabilirsin. Evet. Şimdi hocamın dediği bu. İlk yarı böyle haber ettin. 74'ten sonra Anadolu Ankara Gücü gibi oynamaya başladığında da tersine böyle oynaman lazım. Benden sana, senden bizim oğlananı oynaman lazım. Doğru. Tam bravo. Tersine. Şimdi sen 0-0 iken benden sana, benden ondan bizim oğlana halay futbolu oynarsan, halay futbolu yan yana böyle dizilelim, halay oynayalım. Tempo yapamıyorsun. Tam tersine tempoya hiç ihtiyacın olmadığı zaman da o pası yapacak adamları alıyorsun oyundan. Yani baştan sona o teknik direktörlüğünün ABC problemi var. Bu maç için konuşuyorum. O zaman abi ben yani kenara takviyeyi çok samimice ve ciddice düşünmek lazım. Çok samimi ve ciddi düşünmek lazım. İlk yarıda Fenerbahçe'nin rakip ceza sahasında buluştuğu top sayısı 12 idi. Düşük. Çok düşük ama top da ağırlıklı olarak Fenerbahçe'de bu. Geneli ilk yarıda zannediyorum %65'in üzerindeydi. Bu arada şöyle bilgi vereyim. Sports Can Score uygulaması. Lütfen telefonlarınıza indirin. Sadece bu maçın değil, diğer dünyada oynanan bütün maçların istatistiklerini bulabilirsiniz. Özel analizleri bulabilirsiniz. Voley ekran yüzlerinin yorumlarını bulabilirsiniz. Lütfen bize destek olun. Sports indirerek voleynin can skor uygulaması, yeni nesil can skor uygulaması. Üstelik reklamsız ve ücretsiz. Devamında da rakip ceza sahasında topla buluşmayı Fenerbahçe 22 ile tamamladı. İkinci yarıda da 10. Fenerbahçe bu kadar çok topla oynuyor olmasına rağmen özellikle ilk yarıda, ikinci yarı zaten son 20 dakikası kayıp bir 20-25 dakika gibi. Devam edin siz. Neden buluşturamıyor? Dzeko var, Tadiç var. Ya hocam şimdi az sonra muhtemelen ekranda bunu güzelce anlatacak ama. Evet. Neden buluşturamıyor? Birincisi çıkamıyor. Şeye çıkamıyor yani. Blok halinde ön tarafa yanaşamıyor. Bu stoper problemi biraz da yani stoperler... Biraz Fred'in eksikliğinden katılıyorum. Katılıyorum. Ama mesela Sebastian Szymański formda diyebilir miyiz? Ki bu maçta iyi oynadı. Bitiricilik yani konusunda olarak, değil ama fizik gücü yerindeydi. Taktiksel şeylerini yerine getirdi. Bence formda düşüş var. Diyorsun. Tadiç'te kesim var. İrfan hariç herkes de var. Bir de Fred olmayınca gene bugün bak hocamın saydığı ilk yarıdaki bütün pozisyonlarda Sebastian var. Onun dışında da ceza sahasına oyuncu sokamıyorsun. Ya mesela Fred olunca o da giriyordu. O da deliyordu bloğu. Tabii. Bu birinci sebep. İkinci sebep ya genel form düşüklüğü. Fiziki düşüklük. Yeterince çalışamamak. Başka teknik direktörlüğün ABC hataları. Bir daha bir rakipler de kuvvetlendi şimdi. O da var yani. Rakipler kaç tane hoca değişti yani. Evet. Gerçi. Yani o var yani. Ya çok fazla hakem yazıyorsunuz haklı olarak. Hatta Samet'in işte bir pozisyon hatasında kaybettiği pozisyondan sonra bir çok tartışmalı bir Arda kardeşler var. Ben hakem yorumunu yapayım. Arda kardeşler burada Felix Bilic gibi bir maç yönetti kardeşim. Tamamen ev sahibinin aleyhine bir maç yönetti. Bu bir. Bunun sebebi de
Bunu bu kere bu delikanlılığını diğer bütün büyük takım deplasmanlarında görürüz diye umuyorum inşallah. Lakin tartışmalı penaltı pozisyonunu vermeyen o değil. Vermeyen var. Pozisyon penaltı mı? Bana göre hiç tartışılmaz bir penaltı. %100 penaltı. Samet'in pozisyonundan bahsediyoruz. Durum 2-1 iken Samet'in bloğunda şu şekilde yaptığı blokta top eline geliyor. Bana göre kesinlikle bir penaltı verilmeliydi. Neden verilmemiş olduğu konusunu şöyle açıklayacaktır Hüseyin Göçek. Yüzünü korumak için yaptı. Çok da yakındı diyecektir. Ama yersen kirşen. Yersen kirşen. Büyük net bir penaltıdır. Arda kardeşler de penaltıyı verecek olan o değil. Yani var görmüyor. O kadar hareketli pozisyonda onu göremeyebilir. Arda kardeşler de tam bir Fenerbahçe, tam bir deplasman takımının çok seveceği bir hakemmiş gibi maç yönetti. İnşallah Trabzon'da da, işte Vodafone'da da, Telekom'da da bu tip delikanlılıklarını görürüz kendisini. Tahtaya geçebilirsin hocam. Serdar Ali hakemle ilgili konuştu sen tahtada düzenlemeleri yaparken. Evet. Penaltı pozisyonunda penaltı olduğunu %100 söyledi. İstersen sen de hangisini? Samet Akaydın'ın koluna çarpan penaltı pozisyonu. Benim o pozisyonlarda tavrım bellidir. Ceza sahasının içinde elle oynama varsa benim için penaltıdır. Ben öyle bakarım. Ezelden beri böyle bakarım. Bu fikri ilk ortaya atan Tümer Metin, evet, kendisine de söyledim. Zaman zaman yayınlarda da söylüyorum. FIFA'ya bunu yazmalı. Benim için böyledir. Kural kitabı ne diyor? Kural kitabı başka şey söylüyorsa, işte vücuduna yakındı, etti, büyüdü, büyümedi, ne diyorsa o kuralın şey, kural kitabı. Benim futbol anlayışımda ceza sahasının içinde elle oynama varsa ona ben penaltı derim. Şimdi gelelim şeye. Fenerbahçe oyunu geriden kuracak. Stoperlere baskı yok. Yani Samet ve Osterwelde top oynarken, topu kullanırken veya Livakovic topu yere bıraktığında Samet'e ve Osterwelde'ye baskı yok. Aldıktan sonra geliyorlar. Alsın istiyorlar çünkü. Çünkü almalarını istiyorlar. Kullansın bunlar top istiyorlar. Şimdi bunu önceden belki tahmin edemezsiniz. Edersiniz de hadi önceden tahmin etmediğinizi varsayalım maça çıkarken. Ama maça akarken artık çok rahatlıkla şunu söyleyebilirsiniz. Crespo evladım gelme buraya. Crespo geldiğinde ne oluyor? Burada Fenerbahçe oyunu kurmaya çalışırken 4 kişi. Kendi aralarında çok rahat pas yapabilecek durumdalar. Ama amaç ne? Topu karşıya geçirmek. Karşıda durum ne? Karşıda durum 7'ye 11. Yani 7 kişi top almaya çalışıyor. 11 kişi de aldırmamaya çalışıyor. Ya bu sayısal şeyi artık görelim. Bunu yıllar evvel Vitor Pereira, Aykut Hoca'ma o zaman şeyde, Başak yok. Konya'da mıydı? Konya. Başakşehir'de miydi acaba? Maçı şey dönemi söylersen. Vitor Pereira'nın ikinci döneminde. Vitor Pereira'nın ikinci Başakşehir'de döneminde. Hocam. Başakşehir'de. Başakşehir'de kazanmıştı. Hatta Başakşehir uzun süreden Başakşehir kazandı. Şimdi o maçta Aykut Hoca'nın Başakşehir'i stoperlere aldırdı. Basmadı stoperlere. Vitor Pereira da inat etti. Oyunu üçlü kurmaya çalıştı. Bir de kaleci var 4. Evet. 4 kişi burada hiç baskı yok. Bu taraf 7'ye 11 oynanıyor. Alamazsınız böyle top. 11 kişi 7 kişiyi çok rahat kapatır. Oyunu üçlü kurmak gerekmiyordu. Bunu anlatmaya çalıştım. Hani başta tahmin edemedinizse de finalde yani oyun aktıktan sonra 8. 10. 15. 20. 25. 35. dakikada artık Crespo çık şuradan artık demelisiniz. Yani Sergen Yalçın'ın yıllar evvel örneği ondan verdim. Aynen bu tabirle söyledi. Rıdvan çık artık şuradan ya diye bağırdı avaz avaz. Rıdvan oradan çıktı. Beşiktaş makine dönmeye başladı. Üstelik de Kadıköy'de Fenerbahçe stadında yani. O maçı da birçok Fenerbahçe'yle hatırlıyordur. Şimdi dolayısıyla bazen hafta içinde harika çözümler vardır. Şahane bir stratejiniz vardır. Böyle kazanırsınız. Bazen hiçbir şeyiniz yoktur da süper kaliteli bir takımınız vardır. O size kazandırır, işi görür. Bazen o kaliteli kadrodan birileri eksilir. Kalite düşer.
Bazen yorgunluk olur, fizik kalitede düşer, temponuz düşer. Bazen ihtiyaç belirir, stratejiniz de yürümez. Artık o 90 dakika çözüm gerekir. O 90 dakikanın içinde çözümler bulmalısınız. Bu anlama gelir. Bakın şimdi Fenerbahçe için mazeretler olur, gayet doğaldır. 19 maç üst üste kazanmış. Harika, süper ve evet, alkışlanmaya hak eden bir performans. 2. Lig Avrupa artı milli takımı da çok oyuncu gidiyor. Doğru. Çok oyuncu gittiği doğru. Bakın Galatasaray'ın da oyuncuları gitti. Galatasaray'ın da oyuncuları gitti. Ama döndüğünde farklı bir Galatasaray gördük. Galatasaray'ın son dönem yürümeye hali yoktu artık. Yoruldular, gayet doğaldır bu. Yorulacaklar tabii ki. Şampiyonlar Ligi oynuyorlar. Ama döndü Alanya karşısında ezerek, hiç yaklaştırmadan ezerek kazandı ve bitti. Rotasyonlu kadroyla yaptı bunu. Biraz oyunda değişiklikler vardı. Birazcık kadroda da değişiklikler vardı. Ve fiş çekene kadar da durmadı. Şimdi bugün beklediğimiz şey şuydu. Eğer varsa yorgun oyuncu dinlendirilebilir. Yani bu geniş kadrolar bunun için var. Ve artık arkada kalanlar bu aralar dönüşünde daha hazır olmalı. Fizik olarak. Ben tempo beni korkuttu Fenerbahçe adına. Bu tempo bu dönem olmaz. Bakın Cengiz ne zaman hazır olacak mesela? Tempo konusunda mazeret vardır ama bu maçta olmaz. Cengiz ne zaman hazır olacak mesela diyor. Olmalı artık. Serdar Ali. Olmalı artık. Artık olmalı. Bartu Elmas ne zaman bu takıma katılacak mesela? Ben, kulaklığım benim yanımda olmadığı için. Bartu Elmas'ı soruyor. Bu arada siparişlerimiz de geldi. Gelsin. Şimdi bak şunu soruyorum. Siparişleri söyle de ben sonra anlatayım. Tabii. Geldi mi siparişler? Ver gel. Seni götür. Soğuk. Ben de Kemal'le onlara göndereceğim hocamın evine. Tadiç şeyinden. Desteğinden. Şimdi mesela bu... İkincisi %70 indirimli bu arada Serdar Ali. Getire teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Oh çok iyi geldi. Şimdi kardeşim Cengiz ne zaman hazır olacak? Batshuayi ile Ceko'nun yan yana oynaması tüzük kararıyla yasak mı abi? Şimdi bugün öğrendim. Başkan iki tane kesin transfer yapacağım demiş. Üçüncüye de bakacağız demiş. Yani stoperle kenar forvet alacağım demiş. Orta sahada bakacağız demiş. Ama bak Fenerbahçe'nin tarihin en iyi kadrosu önermesi vardı değil mi? Tarihin en iyi kadrosu. Evet. Şimdi Umut Nayır katkı verecek mi sence? Pek çok kötü verecek başladı mi? Evet. Tamam çiz üstünü çiz. Hiç eyyam yapma sen de şimdi şey yapma. Katkı verecek mi vermeyecek mi? Evet hayır. Verecek mi öyle? Zor. Çok kötü başladı falan yok. Katkı verecek mi vermeyecek mi? Ben hala benim oyum inanıyorum. Hayır. Hala benim oyum inanıyorum hayır. Ben. Tamam sen hala inan. Hayır. Samet Akaydın. Katkı verecek mi? Sabredelim mi? Evet hayır. Herkes bunu yapsın. Hayır olmayacak gibi. Yani tamam. Şey de artık Serdar Aziz. Serdar Aziz güvenelim mi? Ameliyattan döndükten sonra Sivas ve en kötü Beşiktaş maçında başlayacak. Bir daha hiç sakatlanmayacak. Güvenelim mi? Güvenemiyoruz. Bu sadece bu dönemle alakalı değil. Kariyer... Abi uzatma. Kariyer... Evet hayır. Bak, hayır. Uzatma. Hayır. Tamam peki. Tamam. Bartu Elmas. İsmail sakatlandığında kesinlikle gözümüz rahat, gönlümüz rahat. Çünkü Bartu var. Diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Evet hayır. Soru işaretiyiz en azından. Evet. En azından soru işareti. Ya kardeşim bu Tadiç oynamasın diyorum ben diyorum. Onur Özen diyor. Kemal Özen diyor. Değil mi hocam? Şimdi yok ben ikna ettim merkezi. Yok hocam ben de edeceğim şimdi. Tamam peki kim oynasın? Hani ben de diyorum oynamasın da kim oynasın? King mi oynasın? Gene arka baldırını tutmayacağına emin miyiz? Değiliz. Ryan Kent oldu mu? O da olmadı. Oyuna bile alınmadı. O zaman abi şimdi tarihin en iyi kadrosu. Nasıl tarihin en iyi kadrosu abi? Ya tabii 19'da 19'un verdiği bir rüzgar var. Skorlarla birlikte tarihin insanlar... Tarihin en iyi kadrosu falan değil abi. Şimdi bu takımda yedekmiş gibi gözüken, bugün en azından kulübede başlayan ve evet bunlar iyi futbolcular diyebileceğin evet hayır sorusuna
Evet cevabını vereceğin Cengiz de Batshuayi var. Yok başka. Fred geldi. Crespo çıktı. Crespo'ya güvenelim mi? Güvenelim hadi. 3 bir de Crespo olsun. 3 tane oyuncu var abi. 11 artı 3. Mert Müldür. Nasıl tarihine kadar? 4. 11 artı 4. Senin gülüzün hatırına 2 tane daha ekledim. 11 artı 6. Teşekkür ederim. Tarihini kadrosu falan değil abi. Ha şunu şöyle değerlendirelim. Bizim hocamız bu oyuncuları da kazanır mıydı? O zaman hazır. Zaten kazanılmış. Zaten olmuş 3 tane oyuncu al devre arasında. Öncelik artık 6 numara değil mi? Yani öncelik artık stopere mi kaydı? Bana kalsa çok özür dilerim. 3 transfer lazım. 3 de kulübeye lazım. 3 sahaya 3 kulübeye lazım. Tecrübeli bir yardımcı hoca. Mümkünse eski futbolcu. Sahadan gelmiş. Yeni dönem. Yeni dönemi bilen bir futbolcu. Bence kesinlikle physical trainer. %100 yani. Kaleci antrenörü de düşünürüm ben. Sahaya da stoper. 6 kenar forvet. Golcü kenar. Casemiro. Çağlar. Martial. İyi. Güzel mesela. Örnek olsun. Casemiro olur mu sence? Ya tabii. Ben de diyorum örnek ki örnek verdim yani. Dortmund'dan Axel Witsel, Atletico Madrid'den Axel Witsel alsınlar. Bırakırlar mı? Adam oynuyor. Banko. Biliyorum. Stoper oynuyor yani. Casemiro da oynuyor. Bastım çıtayı oraya koydum. Ben de havayı estireyim dedim. Ya örnek. Ya ben profil olarak söyledim. Casemiro yani. Sonumu senin en iyi 6 numarasını söyledi. Ya 5 tane şampiyonlar. Anladım. Mevki olarak söylüyor Sabri Öreli. Yani o oyuncu tipi olarak söylüyor. 6 numara tip tarifi yok. Casemiro. İşte Martial tarifi kanat forvet. Kim vardı bir tane daha söylediniz. Çağlar dedim hocam bir de. Çağlar dedi. Bir tane de stoper. Yani güvercin göğüs. Bir stoper tarif ediyor. Bir anonsumuz daha var. Tutulanlar kulübüne özel 26 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar oynayacağın ilk kuponuna 200 TL'ye kadar bonus tutturdan açıklamadaki linke tıkla, kuponunu oyna. İlk kuponuna özel bonusu kaçırma. Tutturanlar Kulübü'ne özel bir kampanya bu arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Bu transfer mevzundan gidelim. Aynı soruyu tekrarlayayım. Öncelik bir hatta iki stoper bile olabilir. Ciku Afrika Kupası yine aynı açmaza düşmemek için Fenerbahçe adına. Ama nasıl bulunacak ki devre arasında yani, gelip güvercin... Nasıl bulunacak mı? İsmail Hoca'nın transferle ilgili açıklaması varmış. Ona bakalım. Serdar Ali sana da. Evet. Şu an için oyuncu arayışımız yok. Oyuncularımız yavaş yavaş dönüyor ancak yine başkanla konuşuruz. Şu anda tek önemli şey 4 gün sonra oynayacağımız Konferans Ligi maçı. Transferle ilgili açıklaması bu ama yani zannediyorum sadece sezon başında da böyle bir şey olmuştu. Transferle ilgili bir açıklama yapıp biraz daha geride durma ihtiyacı hissetmişti sonra İsmail Hoca. Şu anda %100 bence bir arayış vardır. Ya kesin ya zaten abi. Transfer İsmail Hoca'nın da bu şekilde konuşması bence doğru olan bu. İşte şuraya oyuncu arıyoruz dediğinizde o mevkideki tüm oyuncular için bir mesaj içeriği taşıyacak. Oyuncuların kimisi çok kötümserdir. İşte kendisi için işte kendisini dışlanacağına dair fikirler de oluşturabilir. Yani futbolcuların bir tarafı biraz paranoya eğilimi çoktur. Evet. Her hafta banko oynayan oyuncular bile kadro açıklanmadan önce enfarktüs geçirecek kadar kötü duruma düşerler. Tansiyonları çıkar, nabızları yükselir falan. Takım bankosu olmasına rağmen oyuncular o kadro açıklanması esnasında oynayıp oynamayacağına dair endişeleri vardır hep. Dolayısıyla böyle söylemesi normal ama ben mutlaka bir orta saha alınması gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka bir stoper, en az bir stoper alınması gerektiğini düşünüyorum. Kanat forvette muhtemelen gerekiyor çünkü Konferans Ligi, ben hakikaten Fenerbahçe'nin orada sonuna kadar gidebileceğine inananlardanım. Böyle bir projeksiyon varsa antrenör ekibinin ve kulübün
Bence bu üç bölgeye mutlaka transfer yapılmalı. Ama şu, yani nasıl oyuncu bulacak? Evet, bakın şu yani. Dönemde oyuncu bulunamaz değil. Artık gerçekten dünya çok küçüldü. Muhtemelen scout ekibi üç pozisyon içinde dünya kadar oyuncu raporlamıştır ve bütçelemiştir. Bakın sadece raporlama değil, bütçelemiştir de. Yani şu bonservisiyle bu free transfer. Şu ters takvimlikten geliyor, şeyi düştü. Şimdi Brezilya Ligi bitmek üzere biliyorsunuz. Orası evet, ters. Bitmek üzere. Şampiyon belli, düşecekler aşağı yukarı belli. İşte dün Bahia gene yenmiş, ortalık karışacak düşme hattında da. Onun dışında düşecek 3 tane takım aşağı yukarı belli. Birkaç maça bitiyor orası. Dolayısıyla da orada biten kontratlar var. Oraya gidersiniz. Avrupa'da çıkacak oyuncular var. Premier Lig'den çıkacak oyuncular var. Devrata. Bundesliga'dan çok enteresan çıkacak oyuncular var. Duyuyoruz. Haberler geliyor. Okuyoruz. Bundesliga magazini seyretseniz Bein Sport'ta orada görüyorsunuz zaten. Çıkacaklarla ilgili şeyleri Bein Sport bile söylüyor. Dolayısıyla oyuncu nereden bulacağız diye bir şey yok. Oyuncu bulunur. Önemli olan niyetine girmek. Var mı niyetiniz, yok mu? Ben alınması gerektiğini düşünüyorum. Afrika Kupası hiç şansa bırakmamak gerekiyor. O dönemi. Afrika Kupası oynanırken Cicu'nun olmadığı bölüm mutlaka gerekiyor. Bekao dönse bile. Bekao'nun da Ocak ayı, Şubat başı gibi deniyor ki gerekiyor, dönüşü tabii. Nasıl arkaya transfer olacak? Gerekiyor. Şunu açık açık söyleyelim. Açık açık konuşalım. Bakın Luan Perez sapasağlam döner ayrı hikaye. Ama yani Samet'in güven aralığı düşük. Çok iyi oynadığı bir maç olacak tekrar. Aa, harika stoper dedirtecek. Hırvatistan maçı gibi. Olacak bu. Seviye ama maçı gibi geçen. Ya bununla olmuyor da dedirtecek. Yalnız şampiyonluk güven gerektirir. Şampiyonluk güven aralığı yüksek bir kulüp başkanı, güven aralığı yüksek bir antrenör ekibi, güven aralığı yüksek bir kadro gerektirir. Yani performansı çok dalgalanmayan, küçük küçük draklar çizen, aşağıya doğru da küçücük kırılan, yukarı doğru da küçücük kırılan. Ne yapacağını bileceğiniz oyuncular gerektirir şampiyonluk. Şimdi Fenerbahçe son yıllarda ilk defa şampiyonluğa bu kadar yakın. Ve bu kadar gerçekten yakın. Şey korkutmasın. Hala en dengeli kadro Fenerbahçe'nin kadrosu. Hala. Ama eksildiğinde şunu gördük. Eksildiğinde antrenör ekibi biraz çaresiz kalıyor. Her şey, 11 oyuncunun hepsi tamamken tamam. Takım gidiyor bir şekilde. Ama freler çıktığında bakın Trabzon maçı olabilir dedim. Ama bu maç arada kaybedilen bir Avrupa maçı var. Ludogorets var. Yani ben Ludogorets maçını yok sayın dedim. Ben yok saydım. Yok sayarım. Ama neticede takım içinde öyle olmaz. Takım içinde hava bozulur. Benim havam bozulmaz da takımın havası bozulur. Dolayısıyla hiç şansa bırakmamak gerekiyor. Bu kadar yaklaşmışken bu takımı kusursuza yakın hale gelmesine sadece bir iki adım var. Bunu değerlendirmeli kulüp. İsmail Kartal'ın diğer konularla ilgili, maç ve sakatlarla ilgili açıklamaları. Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Süper Lig'de milli takıma en çok oyuncu veren takım Fenerbahçe. 13 oyuncu verdik. 3-4 günde bir maç oynuyorlar. Bu kolay değil. Ben sakatlıklara, eksiklere hiçbir zaman sığınmadım. Bugün de önemli eksiklerle maça çıktık. Onların yerine oynayan oyuncularım da ellerinden geleni yaptı. Bu maçı kazanmak çok önemliydi. 1-0 geriden geldik. Oyuncularım karakter koydu. Devre arasında sadece işimizi yapmamız gerektiğini ve oyuna ağırlığımızı koymamız gerektiğini anlattım. Onlar da ikinci yarıya iyi başladı. Maçın başından sonuna kadar takımı destekleyen taraftarlara da teşekkür ederim. Fred, Cicu, Serdar Aziz, Mert Hakan ve Zaitsev'in tedavileri devam ediyor. Sağlık ekibiyle planlama yapıyoruz. Ne zaman %100 dönecekler? Bunu konuşmak için erken. Sağlık ekibi karar veriyor. Sağlık ekibimiz şu ana kadar işini iyi yaptı, diyor İsmail Hoca. Program başındaki öngörünle örtüşen bir açıklama mı Serdar Ali? Örtüştü mü? Tabii canım işte. Tamam. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Eksiklerimizde gelecek daha iyi olacağız. Yanlış da değil ama ya. Güzel yani. Abi o zaman ben de olsam olur yani. Ben de olsam olur ki. Yani bir hoca dokunuşu da görmeyelim mi ya? Artık artık bu zamanda yani. Bu zamanda. Serdar, maçı seyrederken yani, Önder abiyle Kasım ayının sonunda aralığa gelmişken daha bir hoca dokunuşu görmeyelim mi artık? Evet, farklı mikro planlar. İşlemeyen şeyleri de işlemeyen. Mikro planlar. Yani ana planı bir daha al. Üçlüye dön. Bilmem ne yap. Jesus gibi falan. Onu zaten yapamaz.
Öyle bir şey de beklemiyorum. Ama hani mikro planlar, bir duran top seti görmeyelim mi artık? Önder Özen, bir maç seyrederken zannediyorum hani İsmail mesela, İsmail bugünün iyi oyuncularından biriydi herhalde. Doğru. Daha ekonomik oynaması lazım değil mi İsmail sanki? Gerekiyor. Çünkü Crespo stoperlerin arasına veya Ferdi'nin arkasına geldiğinde çok geniş bir alanı kontrol etmek zorunda kalıyor İsmail. Bir o bugün enerjiyi biraz ekstra harcamasına sebep olan unsurlardan bir tanesi oydu. İkincisi de şimdi İsmail çok enerjik, çok dinamik, çok şey yapma isteği var. Acayip iyi niyetli bir tarafıyla her yere yetişmeye çalışıyor. Şimdi biraz evvel Serdar Ali Casemiro'dan bahsetti. Yani Casemiro'yu Casemiro yapan, enerji ise enerji, teknikse teknik, sertlikse sertlik, oyun bilgisi ise oyun bilgisi. Ama bir de şu var, cepheyi hiç bırakmaz. Merkezi. Merkezi hiç asla bırakmaz. Joshua Kimmich orayı bırakmaz stoperlerinin önünde oynadığında. Yani burası biraz savunulması gereken, bırakılmaması gereken bir yer aynı zamanda. Bununla ilgili adımlar attığını görüyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Bakın şu anda Fenerbahçe lig lideri değil mi? Evet. Puan eşitliği. Karagümrük kaçıncı? 13. 13. Şu anda hafta devam bu, ediyor. Şimdi taraftarlar şöyle düşünebilir. Ya ne yapıyorsunuz işte takım birinci. Evet birinci onu görüyoruz. Biz haftalık değerlendirme yapıyoruz. Yani bu maçın değerlendirmesini yapıyoruz. Biz 19 maçın değerlendirmesini ayrı ayrı yaptık. 20. maçın değerlendirmesini yaptık. 21, 22, 23, 24. maça geldik şimdi. Şimdi 24. maçı değerlendiriyoruz. Perşembe günü de 25. maçı değerlendireceğiz. Onda belki bambaşka bir tablo çıkacak ortaya. Böyle bakacağız. Ama şunu unutmayalım. Birinciyle 13. oynadığı zaman birincinin eğer gerçekten ölçülebilir, kanıtlanabilir bir yüksek motivasyonu var ise birinciyle 13'ün oynadığını formaları çıkarttıklarında bile anlayabilmelisiniz. Bugünkü maç birinciyle 13'ünün maçı gibi olmadı. Oldu mu? Olmadı. Hocam benim burada asıl eleştirim şu. Trabzon'dan 5 tane gol yedi bak 5. Tamam. Dedik ki o gün hadi oldu öyle hadi bir tane şok oldu mesela adam hiç beklemediği bir dayak yedi o gün. Olur bazen kendine olur. Çok güvenen karate üçüncüden kara kuşakta gider bir yolda birinden sinek sikletten dayak yiyebilir. Olabilir yani. Olabilir. Öyle bir şok geçirebilir. Şok geçirebilirsin. Kara gümrük mü? Yok, hayır hayır. Trabzon maçındaki şoku, şoku anlıyorum. Yani şoku anlatmak için. Ha, anladım. Özür dilerim. Ya beş tane yenmemen lazım. Yani. Ama öyle bir şoku anladım hadi. Zaten biz de maçtan sonra o kadar eleştirmedim. Ben de eleştirmedim. Fazla eleştirmedim yani. Şu öyle olsa daha mı iyiydi? Bu böyle farklı kat. Ya adamın bir tane ekmeği var onu da çözemedim mi hocam filan dedim yani. Ludogorets maçını hiç önemsemedim. Ama şunu dedim ki bak. İki hiç pozisyona giremedin yani. Bunu düşünmen lazım. Demirspor maçında takımı beğendik, oyunu beğendik. Ta ki 77-78'deki o manasız değişikliklere kadar. O kadar başka. O maç Ceko'ya yazar dedik yani. O kadar pozisyonlardan bir tanesini atacaksın dedik. Ama araya ne girdi? Milli ara girdi. Yarın. Bir rahatladın. Fred Dubai'ye gitti filan. Ceko Dubai'ye gitti. Bir dinlendiler. Bir enerji attılar. Sen bir balığa çıktın. Bir öbür İsmail abinin mekanında bir de balık yemişindir. Adaşının yerinde. Falan. Döndüğünde bir şey görelim abi. Diyelim ki ha bak milli arada korner seti çalışmışlar. Milli aradan döndüler. Mert Müldür hazır olmuş. Milli aradan döndüler bak Cengiz patlamak üzere. Bir iki haftaya gelir. Milli aradan döndüler. Bak Jayden topla çıkmayı düşünmeye başlamış. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani hoca dokunuşu görelim ya bu milli arada. Şaşırdığım ve eleştirdiğim konu bu.
Karagümrük cephesinde tepki var hakeme. Bir sosyal medya paylaşımı. Babakar Fatih Karagümrük, benden açıklama bekleyenlere sesleniyorum. Ahlakla ilgisi olmayan benim sesim ulaşsaydı 35 senedir bir şeyler düzelirdi. Bence açıklamayı bu hakim oraya çıkaranlar yapmalı demiş. Ahlakla ilgisi olmayanlara benim sesim. Evet. Süleyman abi, Süleyman Urma kısa bu milli aradan hemen evvel Aspor'a bağlandı. Ve İbanoğlu'nun net olarak istifasını istedi. Evet. Çok ağır ifadeler ve iddialarda bulundu. Süleyman Urma 50 senedir bu işin içindedir. İşte 35 senedir diyor. 35 senedir bu işin içindedir. Yani hakemlerle ilgili bir işleri anlar. Ve MHK başkanına sesleniyor burada da. Ama bence Arda kardeşler bugün Karagümrük lehine bir maç yönetti. Hiç ezdirmedi. Süleyman Hurman'ın da bence hedefi VAR hakemleridir. Kardeşim yapmayın etmeyin. Bugün Samsun'da bir gol izledik. Mükemmel bir gol izledik. Samsun sporlu futbolcu arkadaşımız şahane bir gol attı. Öyle mi? Evet Matias. Ulan o zaman bütün Fenerlerin aklına Cüneyt Çakır geldi. Hepsi Cüneyt Çakır'ı bir halini hatırını sordu bugün. Ulan o zaman Antalya sen bizim Antalya'da Sov'un golünü niye iptal ettin dedi. Bunlara çıldırıyor millet. Bugünkü gol. Yanlış anlaşılmasın. Samsun'un attığı gol çok da güzel bir gol. Sen benim Antalya'da golümü niye vermedin Cüneyt? Şimdi o zaman adam var ya bir tane şey. Sosyal deney. İki tane maymunu koyuyor. Bunları yap diyor. Birine muz veriyor. Birine hocam salatalık veriyor. Adam uyuz oluyor maymun. Ulan ben de onun aynısını yapıyorum. Aynı şeyi yapıyorum. Niye bana vermiyorsun muz diyor. Sen benimle aynı şeyi oraya gol veriyorsun. Buraya vermiyorsun. O zaman ben sana uyuz olurum abi. Yapmayın etmeyin. Bu İban Ahmet. Buradan derhal gitmelidir. Ama İban Ahmet gitse de yabancı hakem gelmeden bu işler düzelmeyecek. Düzelmeyecek. Bunlar bahis mahis işlerine de karışanlar var içinde. Yani bu sistemi komple yıkalım. Yeni bir sistem kuralım. Daha neyi bekliyoruz? Kulağımızın üstüne yatıyor yatıp. İyi niyetli Bay Mehmet. Daha ne kadar yatacaksın kulağın üstüne ya? Murat Ağrel'in iddialarına daha ne kadar sessiz kalacaksın? Bizim işimiz değil savcılığın diyeceksin ya. Daha ne kadar Tuzla Spor'la ilgili, efendime söyleyeyim başka futbolcularla ilgili, Samsun Spor Başkanlığı'nın bugün doğruladığı. Doğruladı adam ya. Doğruladı ya. Futbolcular gitmişler demişler ki başkan bize şu kadar indir. Bu maçı kazan Samsun Lig'e çıksın demiş ya. Lanet olsun böyle şampiyonluk demiş Yüksel Bey. Eyüp Spor iddiaları var. Murat Ağırel hem Eyüp Spor'la ilgili hem Tuzla Spor'la ilgili 50 tane haber yapıyor. Ve de başkanlarıyla da konuşuyor. Gazetecilik daha nasıl yapılacak abi? Adam muhataplarıyla da konuşuyor yani. Diyor ki bak sizin ilgili böyle, böyle bir şeyler var. Ben hayatımda görmedim. Hiç tanımam Murat Ağırel falan. Ben de tanımam. Lan daha nasıl gazetecilik yapacak adam ya? Ama bizimki yattı kulağının üstüne. Ya açıkça bahis şikesi var diyor ya. Bugün işte bir takımın kalecisinden bahsediyorlar. 500 bin liraya bağlarız falan diye. Utanç verici şeyler oluyor kardeşim. Ya bu futbol sistemini yıkın bir daha yapın abi. Ya illa size şey... yani ne olması lazım yani bu sistemi yıkıp bir daha yapmanız için? Bence Spor Bakanlığı'nın da çok suskunluğu da çok şey yani dikkate değer. Futbol Federasyonu bu işi yapamıyorsa, Futbol Federasyonu'nda bu işi yapacak cesaret yoksa Sayın Osman Aşkın bak futboldan da gelmiş biri. Çıksın müdahale etsin abi. Ayıp ya. Bir tane futbolumuz var bak Bein Sports devam etmeyecek diyor. Kim yapacak senin ihalene kim yapacak kardeşim? Yarın birisi çıkarsa havuzu da bozdum derse ne yapacaksın? Yok ki ortada bir havuz. Nereye satıyorsunuz? Ben kendi maçlarımı kendim pazarlıyorum dese mesela Fenerbahçe ile Galatasaray.
Bugünkünden fazla kazanır ikisi de. MKG de orada bak televizyoncu. 50 tane televizyon sıraya girer Fener'le Galatasaray'ın maçlarını almaya. Diğerlerinin hepsi sürünür. Ama sen bu lige yatırım yapar mı adam? Neyse. Bu arada Sayın Osman Aşkın bakın dün sosyal medya paylaşımı var, onu da hatırlatalım. Alın teriyle ıslanmış Türk sporunu çirkin emellerine alet etmek isteyen yasa dışı bahis çetelerine göz açtırmayacağız. Tüm polis teşkilatımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum diyor. Bir Sayın operasyon olmuş. Kerim Erkan'ın kardeşimiz de. Evet. Kerim Çomoğlu da bizim dostumuzdur bakanlıktan. Yine basın danışmanıdır biliyorsun. O evet. Da yasa dışı bahisle, ya yasa dışı. Bugün yasal bahisle ilgili bak, yasal bahis şirketiyle ilgili kara para aklama iddiaları var bu Fonmon işinde. Bıraktım yasa dışını. Yasal bahisten diyor, akladılar diyor. Yani platformlar yasal, yapılan iş yasal değil ama maçlar bağlandığı için dolayısıyla. Biz abi milli maçımızı deyince, evet. Ya Sayın Osman Aşkın bak, milli maçımızda bile karşı tribünden bilmem ne bahis diye reklam var değil mi? Bunu engelleyemiyorsun. Bunu engelleyemiyorsun. Dün Bundesliga maçında da vardı ya. Bahis yani Bundesliga engelleyemezsin maçında Türkçe. Ben tekrar diyorum bak. Bence bunları açmak lazım. Yasal hale getirmek lazım. Gelin kardeşim vergilendirin bu işi demek lazım. Yani 5 kişiye değil de 55 kişiye verelim bu hakkı. Yani bahis 5'ten büyüktür diyelim. Şey yapalım. Ama yapmıyorsak kardeşim, hiç olmazsa temizleyelim lan. Yani yalandan da olsa hamamın namusunu kurtarıyor işte adam abi. Ivan Toney'e diyor ki 10 maç verdim diyor ya. Bak yalandan da olsa. Hiç olmazsa Tonali'ye sana bir 10 ay çaktım diyor. Yani hiç olmazsa bir hamamın namusunu kurtarıyor ya. Bari siz de deyin ki lan biz rezilliyiz de. Yalandan da bir olsa bir iki bir şey yapalım. Bir anonsumuz daha var. Bu anons bizim için çok önemli. Voley'nin yeni canlı skor uygulaması Sports artık yayında, biliyorsunuz son haftalarda anons ediyoruz. Ücretsiz indirebiliyorsunuz. Ayrıca kesinlikle reklamsız olarak kullanabiliyorsunuz. Çok büyük bir avantaj. Bir voley markası arkadaşlar, Sports. En sevilen ekran yüzlerimizde görüldüğü gibi Serdar Ali Çelikler var, Önder Özen var. Yorumları ve analizleri de bulabilirsiniz bu uygulamada, Sports'ta. Hemen yayının altında yorumlara sabitlenmiş linkten Sports'u indirebilir, yeni nesil canlı skor deneyimine adım atabilirsiniz. Lütfen destek verin, çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı sadece uğurlu olsun voleycilere, voleye de izleyicilerimizden de rica edelim, voley severlerden. Bunu da denesinler. Ücretsiz ve yeni nesil, çok da memnun kalacaklarına emin olun. Hızlı, ücretsiz analizlerin olduğu, farklı yorumların olduğu, dünyadaki tüm futbol müsabakalarına ulaşabilecekleri bir yeni nesil skor uygulaması. Evet ya, futbolun içinde bulunduğu bir yandan da böyle bir durum var. Futbolumuz son dönemde zaten hep kaotik bir yapı, hep tartışılan konular. Bu sefer biraz daha yasa dışı bahisle ilgili olarak çok daha başımız ağrıyor açıkçası futbol severler olarak. Şaşırdık mı? Yani, şaşırmalı mıyız? Şaşırmamalıyız. 6222 sayılı bir yasa çıktı yıllar evvel. 2011'e bir kala. Yasanın ismi şuydu: sporda şiddeti ve düzensizliği önleme yasası. Ben de diyorum ki o günden beri sporda şiddet ve düzensizlik çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 böyle katlanarak kartopu gibi geliyor. Yasa çıktığından beri geliyor. Sebebini söylüyorum. Yasa zaten delik deşik bir. Yani yasa uyduruk. İki, zaten uygulanmıyor. Bir kere uygulandı hocam Fener'e. Ya bir işte. O yüzden çıktı zaten. Muhtemelen ondan çıktı. Başka hiç uygulanmadı bile. Hem delik deşik, hem çok yetersiz, hem hiçbir yaptırım yok, caydırıcılığı yok. Sadece ismi var. Çok fiyakalı bir isim. Sporda şiddeti ve düzensizliği engelleme. O günden beri Türkiye'de sporda kaos bitmiyor. Bitmeyecek, böyle devam edecek. Katlanarak devam edecek. Bakın, bahisin yasa içisi, yasa dışısı yoktur. Hiçbir profesyonel sporcu,
Hiçbir profesyonel hakem maç alan, hatta kızaktaki hakemler dahil, hiçbir antrenör ekibi, hiçbir kulüp çalışanı, doktoru, masörü, malzemesi, çimdisine kadar kimse bahis oynayamaz. Ne yasalını ne yasalısını. Olamaz, olabilemez. Meslekten mendir bunun cezası. Meslekten mendir. Yasal bahis dahil. Bu böyle rekabet edemezsiniz. Bu rekabete aykırı bir kere. Yani yarışma ruhuna, yarışma tepeden tırnağa, A'dan Z'ye yanlış yarışma işinde. Olmaz. Ama hocam artık her skora soru işaretiyle yaklaşıyoruz ya, her skora. Öyle. Sadece Türkiye'de de değil yani. Son haberlerden sonra diyor ki, siz biliyorsunuzdur abi, gelmiştir Tüyo diyor size. Yani şey, bilgi birikim, fikir sormuyor. Tüyo geldi mi diye, hani Veli Efendi de olur ya emek, muhabbetle. Emek dün Galatasaray maçında hakem değişti ya. Evet. Dedim ki lan, hakem değişimine bahis var mı acaba, bir bakayım. Bak yemin ediyorum. Var mıymış? Yoktur herhalde. Yokmuş hocam. Yokmuş. Hakikaten harbi sakatlık. Harbi sakatlıkmış yani. Evet. Ama yani bunu düşündürtüyorsun artık bana abi. Tabii güven ortamının olmadığı yerde her şeyden bir şey çıkarabiliriz. Yani bir şey düşünebiliriz. Aklımıza olmayacak şeyler de gelebiliriz. Bunun sebebi güven yok. Yani iyi bir rekabet olduğuna, dürüst bir rekabet olduğuna inancımızın zayıflaması sebebiyle hakem sakatlandığında bile art niyeti arayan olur. Doğal. Hocam 3 tane takım aynı anda 36. dakikada kırmızı kart görür mü ya? O da tuhaf. 3 maçta. Tuhaf tesadüf yani. Tesadüfse yani şimdi pozisyonlara bakmak lazım. Ben duydum onu. Birisi söyledi bir iki gün önce. Evet evet, o gündem oldu. Aspor'da da oldu. 36. dakikada 3 maçta kırmızı kart. Evet, 3 maçta kırmızı kart oldu hocam. 3 bitti. Deplasman takı. Hele bir maç var, o maçlardan birinin oynanması mümkün değil. Ya, top sekmiyor yağmurdan. Onu oynattılar ya. Ya o zaman abi, biri 14'ler, evet, biri 11'ler. Ya 1 milyon dolar. Demin, bu 11 milyon dolar olsun. Dün Bahia'yı, ya şey, biraz önce Bahia kurtarabilir dedim ya. Bahia dün 4-1 mi 5-1 mi ne yendi? Corinthians'ı üstelik de deplasmanda yendi yani. Birkaç hafta önce de deplasmanda çok hiç olmayacak. Gremio'yu mu yendi? Büyüklerden Inter'i mi yendi? O büyüklerden birini yendi gene. İnternasyonel'den bahsediyorum. Şeyden, Bahia'dan. Tuhaf tuhaf maçlar oynanıyor son dönemde. Şeyde, orada da. Özellikle düşme hattı için söylüyorum. Çok garip şeyler oluyor. Bütün dünyada. Düşme hatlarında bir anda o düşecek takımlar düşmeyecek takım haline gelebiliyor. Tuhaf, ben de şaşırmaya başladım. Benim böyle şeylere hiç kafam, biliyorsunuz nasıl baktığımı. Hakem hata yapar, ben yeteneksiz der, geçerim yani. Bu kadar. Zaten çoğu bilmiyor. Çoğu top oynamadığı için pozisyonları süzemiyor. Hani elin doğal konumu falan, öyle şeyleri bilmiyorlar. Elin doğal konumu nerede olacak? Çünkü her aksiyonda değişir. Topa karşı mesafenizde, rakiple olan itişmenizde, her pozisyonda değişir elin kolun doğal pozisyonu. Onu bilmediklerini savunuyordum. Art niyetleri olmadığını, biraz tribünlerden etkilendiklerini, kalabalıktan etkilendiklerini daha doğrusu. Üç büyüklere dün yine şortunu gördüm şeyin. Abdülkerim Hoca şey demiş. Ben Fenerbahçe'deyken neler yapıyordum, atılmıyordum. Ankara Gücü'ne gidiyordum, atılmaya başladım demiş. Mesela tabii, büyük takımlara karşı onlar olur. Ben büyük takımla da çalıştım da rakip de oldum. Doğal olarak şeyi, hani kafama hiç şey gelmedi. Ya bizi kolluyorlar veya bizi eziyorlar, öyle düşünmedim. Yetenekleri bu kadar, tribünden etkileniyorlar. Böyle diye düşündüm ama şu son yaşadıklarımızdan sonra ben artık eskisi kadar emin değilim bu işin bu kadar dürüst olduğuna. Bakın hiçbir şey bildiğim yok. Ama Serdar Ali ile hatta tartışıyorduk. Serdar Ali'ye ben soruyordum. Ya Serdar Ali, böyle söylüyorsun da nasıl oluyor? Ne olur? Bana da bir anlat dediğimi hatırlıyorum. Siz de hatırlıyorsunuz muhakkak, değil mi? Size sordum ben birkaç defa. Burada aynı fikirde olanlara da sordum. Nasıl oluyormuş abi bu işler, bana da anlatın diye. Hatta her seferinde katılmıyorum dediğimi de hatırlarsınız ama şu son haberlerden sonra galiba yanılan benim yani. Galiba bizim olan ya, haklı. Ya devlet başa ya kuzgun leşe. Evet. Her konuda doğru, böyle. Evet. Yeniden saha içine dönelim. Biraz daha süremiz var, yayınımız var.
Son bu bahis işine girmeden önce Serdar Ali'nin söylediği hani devre arası diyorum. Milli aranın kötü geçirildiği. Benim de şöyle bir görüşüm var. Hani Jorge Jesus da B planı uyguladı diyor Serdar Ali. Sonrasında buldu şeklinde. Deşifre oldu mu Fenerbahçe? Yani bugünkü maçta hiç mi yeni bir şeyler denenmedi mi? Onu sormaya çalışmıştım. İsmail'in ekonomik oynaması gerek derken İsmail daha fazla kanada yakın gördük. Daha fazla açıldığını gördük. Şimdi deşifre konusu biraz basit anlatım oluyor. Bakın şimdi kolay Gençler oluyor. Birliği'nin 2003'te yaptığı işi, evet, hatırlıyor musunuz? Evet, taktik Yugoslav faali yapıp oyunu kesiyordu. Şimdi Ersun Hoca zaman Gençler Birliği'nde teknik direktör. Denizli Spor'dakine çok benzer, çok yüksek tempolu, baskılı bir oyun oynuyor. Fizik olarak öldürüyorlar. Şimdi Ersun Hoca antrenman bilimcidir. Yani hakikaten iyidir, ben çok beğenirim. Kimseyi beğenmem o konuda. Bir tek kendimi beğenirim. Ben bir de Ersun Hoca'yı beğenirim. Bak ben teknik taktik hiç üzerine iddia etmedim yani. Ama o konuyu birazcık bildiğimi düşünürüm. Ersun Hoca'yla da bir iki defa işte sohbet ettiğimizde o da benim gibi şey, o da kendini çok beğeniyor şeyde, antrenman biliminde. Yani biraz hatta Gürcan Bilgiç de vardı konuşmamızda yıllar evvel, çok uzun yıllar evvel. O zaman konuştuğumuzda şeyi fark ettim, hakikaten çok dolgun bir zihni var o konuda. Denizlispor ve Gençler Birliği'ne geldikten sonra da Ankara Gücü'nde de benzer oyun acayip bir şey yaptı ve hem Denizli'de hem Ankara Gücü'nde hem Gençler'de ligi sarstı. O günden beri ligimizde sadece bir tane antrenör triği oldu. Bir yenilikçi bir yaklaşım oldu. Beğenmiyorlar. Çoğu kişi beğenmiyor. Ama Abdullah Hoca da yeni bir perspektif koydu. 20 yıl geçmiş üstünden. Yani 2003 ile 2023 arasında. Ki Ersun Hoca 1998-99'larda başlamıştı o şeye. Şimdi onu çözdüğünüzde, hani o deşifre olduğunda bir şeydir. O gerçekten deşifre olmaktır. Ama böyle takımlar, yani Fenerbahçe'nin oynadığı tipte oynamaya çalışan takım deşifre olduğunda o tam bir deşifre sayılmaz. Şimdi biz Manchester City'nin ne yapacağını bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Liverpool bilmiyor mu? Arsenal bilmiyor mu? Manchester United'lar, Chelsea'ler, Tottenham'lar, şimdiki Aston Villa'lar bilmiyor, biliyor. Bayern Münih'in ne yapacağı bilmiyor. Barcelona böyle oynar. Yani dominant oynayan. 50 senedir böyle oynar bir de. 50 senedir böyle oynar. Bak böyle oynarlar. Cruyff geldiğinden beri Barcelona bunu oynar. Ve deşifredir zaten. Deşifredir. Brezilya milli takımı son iki turnuva hariç aynı futbolun güncellenmiş hallerini oynamıştır. Deşifredir. Ama bir şey yapamazsınız. Güçlü oyunlara yapılabilecek bir şey yoktur. Kaliteniz müsaade etmediği sürece. Şimdi Fenerbahçe'nin bu oyunun konu deşifre değil. Bu keşke tamamen deşifre olmuş olsa da Fenerbahçe her hafta aynısını oynasa. Ama bu haftalarda aynısını oynayamıyor. Mükemmel analiz. Bakın şimdi Beka bir stoperi, bir santforu takip eder. Alisov'dan örnek vereceğim. Ankara Gücü maçı. Alisov çok akıllı oyuncu. Bakın bu bizim ligimizin iyi forvetlerinden bir tanesi. Şimdi omuz omuza Bekao'yla yapamadı. Ciku'ya gitti. Bu biraz daha şey yapısı, ben galiba bunu yerim diye. Ciku'nun yanına gitti. Ciku omzu koydu, bitirdi. Nizami. Geldi Bekao. Bir sürtündü. Olmayacak. Kucaktan çıktı. Bekao gitti. İmha etti, döndü. Dedi burada olmuyor. Ciku'ya gideyim. Tekrar Ciku'ya gitti. Ciku'nun kucağından çıktı. Bu sefer gitti. Ciku imha etti. Şimdi sen böyle yap. Deşifre ol ya sabaha kadar. Deşifre ol ama bunu yap. Topu geri kazan. Deşifre olman hiç engel değil. Topu geri kazanma süresinin düşük olmasına. Fizik olarak çok dalgalanmazsan geri alırsın. Şimdi soru şu. Manchester City'nin bütün alameti farikası şu topu geri kazanma süresi değil mi? Tabii. Yapıyorlar ya. Birinci alameti bu. Tiki takadan önce bu. Dezorganize yakalamak için erken baskı. Erken baskı, dezorganize savunma, çabuk atak. Kısa çabuk atak. Jesus'unki uzun çabuk ataktı. O dominant oyun değildi. O bir savunmadan hücuma çabuk çıkış, gidiş, uzun mesafe. Ne anlattım ben burada? Anahtar paslar çok arkadan çıkıyor diye. Peki City'nin anahtar pasları nereden çıkıyor? Kaleye 1 metre 2 metre kala çıkıyor neredeyse. Kalenin içine giriyorlar yani. Bu hafta da gördük Liverpool maçında. Çok girmemiş olsalar da yapıyorlar.
Şimdi bunlar deşifre olsun, bunlara önlem alamazsın. Sallanmadığı sürece. Ama Fenerbahçe'de sıkıntı şu. Sallandı Fenerbahçe. Paniğe gerek yok. Döner tekrar. Çünkü yani bu büyük bir sallantıydı. Bu arada Tadiç konusunda şeyden ayrılıyorum. Serdar Ali'den her konuda %100 katılıyorum. Ama Tadiç'te hiçbir düşüş görmediğim, belki de ender oyunculardan bir tanesi. Tadiç hiçbir zaman soldan aldığı 100 metre bütün kenarı kullandı, oynadı gitti. Öyle bir oyuncu olmadı tarih boyunca. O hiçbir zaman 60 metreleri, 40 metreleri beraber oynayan bir oyuncu olmadı. Yani fizik kaliteyle oynayan bir oyuncu olmadı. Kalçayı dayayacak, omzu dayayacak. Bugün yine harika yaptı o işleri. Biraz finallerde düşüşü var. Dzeko'da ilk defa düşüş gördüm. Bu hafta gördüm. Onu şimdi bir daha izlediğimde maçı. Kendisinden mi kaynaklanıyor, takımın genel temposundan mı, ona bakacağım eve gittiğimde. Ama yeter ki antrenör ekibi panik olmasın. Yeter ki antrenör ekibi sıkıntıya düşmesin. Avrupa maçında bir puan lazım. Al onu cebine koy. Dön Sivas maçına, işi gör. Sonra Dolmabahçe'ye gideceksin. Asıl mesele orada başlıyor. Asıl büyük büyük iş orası. Büyük lokma, büyük ivme verecek olan şey orası. Ve bunu neden söylüyorum? Beşiktaş'ta rakip, o ezeli rekabet falan, ondan söylemiyorum. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin derbisi yok. Tabii. Beşiktaş'a malum. Hadi içeride 1-0 hocam. Evet. Dışarıda berabere, içeride mağlup. Dörtlük olarak mağlup. Evet, evet. İki taksitte de Galatasaray'dan 6 gol yemiş. 6-0 mağlup olmuş Galatasaray'a. Dolayısıyla Beşiktaş maçı, hayır öyle değil. Bu bir tesadüftü veya bu sezonluktu dedirteceği maç. O güne kadar firesiz gitmeli. Ama lütfen ama antrenör ekibi artık bu şeyleri hazırlamalı. Cengiz mi? Artık yeter. Bu kadar. Ha. Buraya kadar. Bu artık başlaması lazım Cengiz'in. Maç almaya başlaması lazım. Bakın sadece evet, süre almaya ya. Değil. Abi. Ben süre abi almaya canım. Başlamalı demiyorum. Süre alacaksın zaten. Maç alacaksın. Maç. Süre almayacaksın. Ki Joshua, Ray Kent artık görelim. Artık görelim. Bayağı havayla geldi Kent. Artık bunlar hazır olmalı. Şeylerin backupları. Öndeki oyuncuların. Çünkü bugün hissettiğim şey şuydu. Top ön tarafa sağlıklı geldiğinde Fenerbahçe filmi çeviriyor bir şekilde. Dzeko, Tadiç, Szymański, İrfan, bunların dördü bir şekilde çeviriyorlar. Ama oraya gelmekte zorlandı Fenerbahçe bugün. Ama yine de şunu da bilelim. Ya bu oyuncu, şimdi şeyi yaşadık. Beka ve Cikun'un, Fred'in, yani işin arkadaki hamaliyesini yapan adamların yokluğunu yaşadık. Osayi'ninki de dahil bugün. Şimdi dört tane önden fire söyleyin bakalım. İrfan yok. Szymański yok. Dzeko yok. Tadiç yok. Bu sefer kaleye nasıl gideriz diye düşünürsünüz. O yüzden artık bu Cengiz'in, Kent'in, Joshua'nın, Batshuayi'nin herkesin kafayı kaldırıp bir fizik olarak net, hazır, belirgin, rekabetçi, çata çat. Yani kimsenin kafasında şu soru işareti kalmamalı. Ya bu çıkarsa nazlanırsa nazlanıyor. Hoca da rahatlıkla kemente atabilecek hale gelmeli. Hocanın bu anlamda elini güçlendirecek olan kenardaki Cengizler, kenardaki Batshuayi'ler, şeyler. Nane Molla çıkmayacak sahaya. Çata çat bir rekabete çıkacak. Başka çaresi yok. Artık buna hazır olmalı Fenerbahçe. Fenerbahçe buna hazır olmalı. Buna çünkü artık ligin şakası kalmadı. Görüyoruz. Ligin şakası nefis kalmadı. Nefis yaptı. Ekleyeceğim hiçbir şey yok. Çok mükemmel bir analiz yaptı hoca. Şey konusunda da, o deşifre konusunda özellikle. Bu sene Fenerbahçe'nin en çok ligin başında Antalya Spor maçında zorlanmıştı ve benzer şekilde değil aslında. Çok farklı bir şekilde çok zor duruma düşürmüştü Fenerbahçe'yi Antalya Spor. Bu da Karagümrük maçı 180 derece farklı bir defans anlayışıyla zor duruma düşürdü. O zaman Fenerbahçe yani fazla mı şey o zaman? Abi Fener iyi değil. Fener iyi, Bahçe iyi değil. Antalya maçında Zayt vardı. O günde İsmail yoktu işte. Biri olmayınca olmuyor kardeşim. Livakovic, Osayi, Bekao, Ciku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymański, Tadiç, Dzeko, İrfan. 11'den birini çektiğin zaman dağılıyor takım.
E o zaman hoca da konuşu nerede deyince haklı oluyoruz yani. Ya Tottenham da çok büyük sakatlık krizi yaşıyor. Onlar da bir Tottenham anda... Düzelemez abi. Tottenham düzelemez. Tottenham'ın en baba 4 tane 5 tane oyuncusu gitmiş. Arkadaki 4-5 tanesi işte o kadar değiller ama yani. Ya Liverpool'da da büyük değişim var. Ben dün oynadıkları oyuna yine büyük saygı duydum. City'ye karşı neler yaptılar ya. Oyunu tamamen vermediler yani. Deplasmanda üstelik. Ve bir de geriye düşmelerine rağmen. Yani büyük bir de Van Dijk büyük... çok kötü stoper oldu. Olmuş oluyor artık. Evet, ona artık rağmen. Oraya doğru gidiyor. Ona rağmen bir şekilde hala ayakta kalabiliyorlar. Yani birazcık birazcık kenardaki ekip de yapacak. Livakovic bugün golde hatalı mı sizce? Hatalı. Geç çıktı bence. Evet. Ayakla müdahale etme çabasını eleştirenler var. Ayakla müdahale etti. Etti ayakla da. Canın önünde kaldı. Biraz da kısmetsizlik abi. Çocuk vurdu. Ya ayakla Livakovic'in ayağına çarpıyor. Gene önüne kalıyor. Vuruyor. Ferdi'nin bacak arasından gol oluyor falan. Golde birinci hata. Özür dilerim Serdar Ali. Sözünüzü kestim. Lütfen devam edin. Birinci hata Samet Akaydın. Golle. Çok kolay kanıyor ve orta sahaya doğru gelip. Ya oraya gittin. Baskıya gittin. Artık imha etmeden dönemezsin yani. Adamın peşinden koşmak olmaz. Orada bitireceksin. Farklı kazanıldığı için dikkat edilmedi ama Pendik maçında da var benzer pozisyonlar. Var. Yani sıradan bir herhangi bir ortalama 9 numaranın ya da zekası bu işlere eren bir 9 numaranın Samet Akaydın'ı 30'a düşürmeme ihtimali yok eğer böyle devam ederse. Anketimizin sonucuna bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Perşembe günü bir puanı almaları önemli. Zor bir deplasmana gidiyorlar. Evet. Uzak bir deplasmana, çok soğuk bir deplasmana, grup liderliği için mücadele edecekleri bir deplasmana gidiyorlar. Northampton bu maçı kazanamazsa Ludogorets maçı ölüm kalım maçı olacak onlar için. Dolayısıyla o maçta da artık biraz babaları görelim yani diğerlerini. Evet. Çok teşekkürler. Hocayı da görelim bir zahmet. Evet, hocanın da İsmail Kartal'ın da herhalde bazı şeyleri değiştirip ne derler işleri burada uzun uzadıya konuştuk. Farklılığını artık hani idare etmek yerine bazı şeyleri müdahale ederek takımı tamamen kontrol altına alarak sorunları çözüyor olması lazım. Çünkü daha ara transfer döneminin açılmasına zaman var. Transfer ihtiyacı olduğu bir gerçek Fenerbahçe'de zaten sayısal olarak stoperde bir problem. Evet Önder Özen. Özür dilerim yani kapatacaksınız diye şey yaptım. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Bakın harikulade bir puan ortalaması var Fenerbahçe'nin. Ama geçen sene bize bir işaret verdi ki hani bir 10 yıl falan 75 yapan şampiyon oluyordu ya. Evet. 34 maçlı sezonlardan bahsediyorum. 75 yapan oluyordu. Yani benim için kafamda o zaman şey 2.2'yi gören 2.1 2.2 şampiyon yapar. 2 puanın virgülden sonraki her şeyi şampiyonluğa oynatır. Artık öyle değil. Yani geçen sene bir işaret verdi. Bakın Fenerbahçe rekor puanla ikinci oldu. Tabii canım. Rekor puanla ikinci Jesus, oldu. Jesus rekor puan ortalaması yaptı. Evet. Acayip bir puan aldı. Acayip bir avaraj yaptı ama ikinci oldu. Galatasaray Fenerbahçe 19'da 19 yaparken ligde 10 maç kaç maç işte kaç maç seçtik. Üst üste kazanırken Fenerbahçe kazanırken Galatasaray'la puan farkını açamadı. Açamadı. Galatasaray da sürekli kazanıyor. Dolayısıyla yönetim kurulu da, antrenör ekibi de, futbolcular da ve taraftarlar da hatta medyada şöyle düşünmemeli. Ya daha ne yapsınlar işte acayip bir puan ortalaması var. Yetmeyecek. Ligin bu görüntüsü 2 senedir yani geçtiğimiz sezon bu sezon gösterdi ki artık aşağı yukarı derbi değilse her maçı kazanmak zorundasın. Başka çaresi yok. Cüneyt Arkın gibi ölmeyeceksin abi. Aynen. Evet. Ölmeyeceksin. Ölmeyecek. John Wick gibi ölmeyeceksin yani. Geçen bu kadar ölmüyor yani o da. Hani, beş hani daha ne yapsınlar kalktı artık. Şeyi. O yok. Daha ne yapsınlar yok. Yani keşke olsa ben ona razıyım. Öylelikleri seviyorum. Daha ne yapsınlar liglerini daha çok seviyorum. 73-74 şampiyon yapsın. 66 şanlı bir üçüncülük getirsin mesela. Onları seviyorum. Ama artık öyle bir noktaya geldik ki iki kutuplu bir ligimiz var. Fenerbahçe Galatasaray yukarıda, diğerleri aşağıda. Böyle geliyor. Bakın Beşiktaş karşılık veremedi ya. Trabzon karşılık veremedi sezon başı itibariyle. Dolayısıyla artık daha ne yapsınlar şeyi kalktı. Her maç iyi bir gösteri ve 3 puan şart. Evet.
Anketimizin sonucunu vererek yavaş yavaş sözlerimizi toparlayacağız. Voleplus'ta da çok değerli arkadaşlarımız var. Sizlere futbol gecesini yaşatmaya devam edecek. Fenerbahçe'nin oyunda düşüş var mı? Evet, %87.8 sayır, %12.2. Yani artık zaten aslında bariz bir düşüş var. Lütfen vole uygulamasından bizim anketlerimize katılın, yorumlarınızı gönderin. Eleştirilerinizi de yapın lütfen. Sportsu da indirin. Sportsu da indirin lütfen, rica ediyoruz, destek verin. Bu yayını da beğendiyseniz lütfen beğenilerinizi eksik etmeyin. Yorumlarınızı da ben okuyorum, bütün yorumlara. Yani şeyden sonraki yorumda, canlı yayında da okumaya çalışıyorum. Takibinizi de lütfen eksik etmeyin. Vole Plus'ta Ali Ece, Mustafa Demirtaş ve Berk Göl sizleri bekliyor. Getiriş sunduğu Knockout'tan şimdilik bu kadar. Çok teşekkürler Önder Özen. Serdar Ali, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Getir'le futbol heyecanı sona erdi.